Merhaba arkadaşlar. 7. sınıf 3'ü bir yerde matematik keyfi kitabında çokgen uygulamaları konusuyla dersimize devam ediyoruz. Konumuza başlamadan önce kanalıma abone olur ve videoları beğenirseniz çok sevinirim gençler. Arkadaşlar en kenarlı bir çokgenin yani burada en bizim için kenar sayısı arkadaşlar. iç açıları toplamını n-2 çarpı 180 formülüyle buluyoruz. Dış açıları toplamı bütün çokgenlerin ortak özelliğidir. Bütün çokgenlerin dış açıları toplamı 360 derecedir. Bunu sorularda çok kullanacağız. Bir köşesinden çizilen köşegen sayısı n 3 formülüyle bulunuyordu. Bir köşesinden çizilen köşegenlerin oluşturduğu üçgen sayısı ise n 2 formülüyle bulunuyordu arkadaşlar. Bir de çokgenlerin köşegen sayısı da n çarpı n 3 n 2 pardon n çarpı n 3 bölü 2 formülüyle hesap edilir demiştik. Sayfa 179'da arkadaşlar. Bu konunun girişini yapmıştık. İzlemeyen arkadaşlara o sayfayı da izlemelerine tavsiye ediyorum. E şimdi etkinliklerimize devam edelim diyorum gençler. Yukarıda verilen beşkene göre EAB açısının ölçüsü kaç derecedir dedi. Yani A açısı soruyor arkadaşlar. Burayı sordu. Öncelikle incelediğim zaman kaç kenar arkadaşlar. Bakıyorum. 1, 2, 3, 4 5 kenarlı olduğu için beşgendir diyoruz. Zaten sorun içerisinde bize beşgen diye söyledi. Beşgenin bir tane açısını vermedi. Dört açısını verdi gençler. O halde öncelikle ne yapmam gerekiyor? İç açıları toplamını bulalım. İç açılar toplamını n-2 çarpı 180 formülüyle hesap ediyorduk. Burada en yerine 5'i yazacak olursam 5 eksi 2 çarpı 180'den 3 çarpı 180 iç açıları toplamı 540 derecedir diyoruz. Bize 4 tanesini verdi arkadaşlar. Verilmeyen bir tanesini bulabilmek için bu 4 tanesini toplarım. 143 92 66 ve 88 topluyorum. 3, 2 daha 5 11, 19 elde var 1. 9, 10, 14 20, 28 elde var 2. 2, 1 de elde var 3 diyorum. Evet toplam 540 gençler. A açısı o halde EAB açısının ölçüsü 540'dan 389'u çıkararak bunu diyorum. 540 389 çıkartırsak 1 13'ten 5 8 çıktı 5 4'ten 3 çıktı 1 diyorum evet 151 derece olur diyoruz sorumuzun cevabına evet, devam ediyorum arkadaşlar ikinci soruyla İkinci soruya baktığım zaman yanda verilen sekizgenin iç açıları toplamı x derece dış açıları pardon köşegen sayısı y olmak üzere köşegen sayısı y olmak üzere x artı y toplamı kaçtır diye sordun. Öncelikle iç açılar toplamı. n eksi 2 çarpı 180 formülüyle bunu arkadaşlar. Sekizgen olduğu için 8 eksi 2 çarpı 180 diyorum. 8'den 2'yi çıkarsam 6 çarpı 180'dir. 6 ile 180'i çarparsak 6 kere 0 0 6 kere 8 48 elde var 4. 6 kere 1 6 4 daha 10 diyorum. Evet. 1080 derecedir. Bu X'miş arkadaşlar. 1080 derece X'in değeri. Köşegen sayısını istedi. Köşegen sayısını nasıl bulduk arkadaşlar? Toplam köşegen sayısı Tabii ki. N çarpı n-3 bölü 2 formülüyle buluyordum. Burada n yerine 8 yazarsam 8 çarpı 8 eksi 3 bölü 2'den 8 e 2 sadeleştirebilirim. 4 ve 1 kaldı. 8'den 3 çıkarıyorum 5. O halde 4 çarpı 5 20 olur diyorum arkadaşlar. O halde y de 20'dir diyoruz. Benden x'i istemişti. x'in değerini 1080 demiştim x derece diye söylemişti O halde x 1080'dir. Artı y dedik. 1080 artı 20'den ikisinin toplamı 1100 olur diyoruz. Sorumuzun cevabına diyelim gençler. Evet. Üçüncü etkinlikle devam ediyorum. Üçüncü etkinliğe baktığım zaman buna göre x kaç derecedir diye sordu. Arkadaşlar doğrusalları verdi. Aslında iç açıları bulmamız için verdi. Şu 46 derece arkadaşlar. Yani ABH bir dış açıdır. CDH de dış açıdır. Biliyorsunuz ki iç açı ile dış açıların toplamı, açının toplamı 180 derecedir. O halde şu B açısını bulabilmek için ben 180'den 46'yı çıkartırım diyorum. Evet. 10'dan 6 çıktı. 4. 7'den 4 çıktı. 3'tür. Ve 1. Evet. Burası 134 derece. Aynı şekilde arkadaşlar şu D açısını bulmak istiyorum. 180'den 78 çıkarıyorum. 102 derecedir diyoruz burası. Şimdi kaçgen arkadaşlar? 1, 2, 3, 4, 5, 6 gen. 6'nın iç açıları toplamını bulup ne yapmam gerekiyor? Bu 5 açıyı toplayacağım ve x'i bulabilmek için toplamını buradan çıkarmam gerekiyor diyorum. O halde iç açıları toplamı n eksi 2 çarpı 180'di. Burada en yerine 6 yazarak devam ediyorum. 6 eksi 2 çarpı 180'den 4 çarpı 180'dir gençler. 4 ile 180'i çarparsak da 720 derece olur diyoruz. 720 derece bütün açıların toplamıdır. O halde bana verilen arkadaşlar ve bulduğum 5 açının toplamını bulmam gerekiyor. Evet 134 110, 100, 103, 102'yi topluyorum arkadaşlar. Bakın 1, 2, 3, 4, 5 açıyı topluyorum. 4, 9, 3, 1 daha. 4, 1, 2, 3, 4, 5, 549'dur. Evet, X'in değerini bulabilmek için 720'den 549'u çıkarıyorum gençler. Evet 720'den 549 çıkartırsak ne olur arkadaşlar? 10'dan 9 çıktı. 1. 11 kalmıştı. 11'den 4 çıktı. 7. 6'dan 5 çıktı. 1 diyorum. Evet. X'in değeri 120, 171 derece olur diyoruz. Evet. Bir sonraki soruma geçiyorum gençler. Dördüncü soruya baktığım zaman Yanda verilen şeklin iç açıların toplamı dış açıların ölçülerin toplamından kaç derece fazladır diyor. Arkadaşlar zaten dış açısı belli. Bütün çokgenlerin dış açıların toplamı değişmez arkadaşlar. 360 derecedir. İç açıları toplamını bulmam gerekiyor. Şimdi kaçgen olduğunu önce ona bakalım. Kaç kenarlıdır? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... 8, 9, 10, 11, 12 gen arkadaşlar. 12 kenar var diyelim. Evet. iç açılar toplamını n-2 çarpı 180 formülüyle hesap ediyordum. n yerine 12 yazarsam 12-2 çarpı 180'dir. 12'den 2'yi çıkarıyorum. 10 çarpı 180 1800 olur. iç açılar toplamını. Ne kadar fazladır dediği için 1800'den 360'ı çıkarıyoruz gençler. 1800'den 360 çıkartırsam 1440 derecedir sorumuzun cevabı diyoruz. Geçiyorum gençler. Yandaki sorulara. Birinci soruya baktığım zaman DAF ve ABG ve DCH doğrusaldır. FAB 102 derece. Vermiş arkadaşlar. 121 derece. CBG'nin değeri ve ADC 100 derece olduğuna göre BCH açısının ölçüsü kaç derecedir diye sordu. BCH arkadaşlar. BCH. Benden burayı soruyor. Şimdi arkadaşlar öncelikle iç açıları bulalım. Bakın şurası Toplamı 180 olması gerekiyordu. 180'den 102'yi çıkartırsak 78 derecedir. E şu B açısı yani ABC açısı arkadaşlar. Yine 180'den 121'i çıkarıyorum. 59 derecedir diyorum. Evet öncelikle biz şu DCB açısını bulmak zorundayız. İçerideki arkadaşlar oluşan şekil arkada bakın. Bir dörtgendir. Ve dörtgenin iç açıları toplamı 360 derecedir. Aklımıza kare veya dikdörtgenden gelebilir diye söylüyorum. 360 derece ise verilen 3 tane iç açıyı bulduk arkadaşlar. Yani 178 ve 59'u toplarım. 9 8 daha 17 elde var 1. 7 5 daha 12 1 de elde 13. Elde var 1. 1 1 de elde 2. 237 derecedir. Üçünün toplamı. Şu DCB açısını bulabilmek için yani benden istenen açının iç açısını bulabilmek için arkadaşlar 360'dan 237'yi çıkartırız. 10'dan 7 çıktı, 3, 5'ten 3 çıktı, 2, 3'ten 2 çıktı, 1 diyorum, 123 derecedir. Benden istenen BCH açısı arkadaşlar, 180'den 123 çıkartırsam, 57 derece olur diyoruz. Sorumuzun cevabı nerede var arkadaşlar? Bakıyorum. D şıkkında doğru cevabı görüyorum. Evet, i̇kinci soruma geçiyorum. İkinci soruya baktığım zaman yukarıda verilen çokgenlere göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştırılıyor. Soruları incelediğim zaman arkadaşlar iç açıları toplamını, köşegen sayılarını, dış açıları toplamı ve köşegen sayıları. O halde öncelikle iç açıları toplamını bulalım. Formülümüz n-2 çarpı 180 idi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Altıgen için diyorum arkadaşlar. En yerine 6 yazarak 6-2 çarpı 180'den 4 çarpı 180 iç açıları toplamı 720 derecedir diyoruz. Devam ediyorum. İkinci şekle bakıyorum. 1-2-3-4-5-6-7-8 9 tane kenar var. 9 kenarlı yani 9 gendir diyorum. 9genin iç açıları toplamını yine n eksi 2 idi arkadaşlar. 9 2 çarpı 180'den 7 çarpı 180 eşittir. 7 kere 0 0. 7 kere 8 56 elde var 5. 7 kere 1 7. 5 daha 12. 1260'tır. İkisini toplayalım arkadaşlar. 1260 artı 720 diyorum. 0 y, 6 2 daha 8 2 7 daha 9 ve 1 yazdım. 1980'dir. Baktığım zaman A şıkkı doğrudur diyorum. Evet, bu şık doğrudur. Devam ediyorum. Köşegen sayıları farkı. Arkadaşlar köşegen sayısını n, x, n çarpı n eksi 3 bölü 2 formülüyle buluyorduk. Öncelikle altıgen için yapalım. 6 çarpı 6 eksi 3 bölü 2'den 6 ile 2 sadeleştiriyorum. 3 kaldı. 1 kaldı. Buradan 3 kaldı. 6'dan 3 çıkarsam. 3 kere 3 9'dur. 9 gen için diyorum gençler. 9 çarpı 9 eksi 3 bölü 2'den 9 çarpı 6 bölü 2'dir. Sadeleştirsem 3, 9 kere 3, 27'dir. İkisinin farkını sormuştu. Evet 27'den 9'u çıkarıyorum. Farkı 18'dir. Arkadaşlar köşegen sayıları farkı 18 arkadaşlar. Tabi dir gerekiyor. Çünkü derece değildir arkadaşlar. O halde buna da doğrudur diyorum. Devam ediyorum. Dış açıları toplamı 720'dir. Evet bütün çokgenlerin dış açıları toplamı 360'da. 360 360'da 360 toplarsak 720'dir. O halde bu da doğru dedik. Köşegen sayıları toplamı 35'tir diyor. O halde ben 27 ile 9'u topluyorum. Evet, toplamı 35 değil arkadaşlar. Kaçtır? 36'dır diyoruz ve D şıkkı yanlıştır diyorum arkadaşlar. Evet, sorumuzun cevabı D şıkkıdır diyoruz. Evet arkadaşlar bir sonraki derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.